Ben Atköy'den Kadir Sili. Kendi yemimi kendim üretmeye çalışan bir çiftçiyim. Mısır, dane mısır olarak kullanıyorum. Günebakan küspesi. Efendime söyleyeyim, pamuk küspesi. Bunları bir araya karıştırıp içine vitamin, soda gibi şeyler koyup yemimin çuvalına takriben 60-65 lira civarlarında yapıyorum. Piyasada yem çuvalları 80-85-90 liraya kadar var. Daha yüksek de var. Ben bunu ucuza mal ettiğim için kendi yemimi kendim yapmaya çalışayım. Aşağı yukarı yemimin %50'sini kendim üreteyim. %50'sini satın alayım. Bu şekilde hayatımı sürdürmeye çalışıyorum. Yaptığım yemde protein oranı aşağı yukarı 18-19 civarlarında çıkıyor. Rasyon yaptırıyorum. Memnunum yani yaptırdığım yemden. Buradan bütün çiftçilere sesleniyorum. Kendi yemlerini kendileri yapmaya çalışsınlar. Daha karlı, daha olumlu olduğunu düşünüyorum. Hayvancılıkta en önemli maliyetlerden bir tanesi hayvan beslemedir. Hayvanlara yedirdiğimiz yemler çiftçimizin en büyük yüküdür. Biz de kooperatif olarak köyümüzde hayvancılık yapan çiftçilerimizin yem maliyetlerini minimuma indirmek adına 10 yıl önce bu makinaları bakanlık desteğiyle aldık. Çiftçilerimiz burada yetiştirdiği kendi ham maddesini, mısırını, buğdayını, çavdarını, arpasını burada getirip bu makinede, bu bir yem hazırlama makinesidir. Diğer yardımcı ham maddelerini de küspe gibi, soda gibi, vitamin, mineral gibi ham maddeleri de burada içine karıştırmak suretiyle bir nevi rasyon yapıyorlar. Ve böylelikle hayvan besleme maliyetlerini ciddi bir oranda düşürmüş oluyorlar. Tabii bunun yanında bir de kaba yem desteği önemli. Hayvan beslemede kaba yemin önemini hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Kendi yetiştirdikleri sılaj, yonca, fi veya yulaf gibi kaba yemlerle beraber bu hazırlanmış olan yemle hayvanlarını beslediklerinde hem içeriğini, efsafını kendileri bilmiş oluyorlar, hem de daha ucuza hayvanlarını beslemiş oluyorlar ve karlı bir hayvancılığı gerçekleştirmiş oluyorlar. Yem maliyetleri böylelikle otomatik olarak düşmüş oluyor. Bunun piyasaya da şöyle bir etkisi var. Çiftçiler kendi yemlerini bu şekilde hazırladıkları sürece yem tüketimindeki azalışa bağlı olarak yem fabrikaları da fiyatlarını her geçen gün aşağı doğru düşürmek zorunda kalacaklar. Biz buradan bütün hayvan besleyen çiftçilere bu uygulamaya geçmelerini tavsiye ediyoruz. Hızla köylerde yayılan bu makinaların çiftçimiz için büyük bir nimet olduğunu düşünüyoruz. Bu da gidecek. Gracias, te ves un día, patates, ¿eh?